sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, gezegeniniz Satürn 6 Nisan'da retro harekete başlıyor yay burcunda. Uranüs koç burcunda. Bu dönemde özellikle Nisan ayında retro gezegen etkileri de biraz yoğun olduğu için sizin için de üzerinde çalıştığınız projeler olabilir, ekip çalışmaları olabilir, grup çalışmaları olabilir, bazı ticari anlaşmalar olabilir. Özellikle teknolojik konular, bilişim sektörüyle ilgili yaptığınız, sosyal medya üzerinde yaptığınız uygulamalar olabilir. Bunları gözden geçirebileceğiniz, yenilenmeler derken yeni girişim değil ama daha önceden oluşturduğunuz bazı işleri, projeleri tazeleyebileceğiniz, hatta iyileştirebileceğiniz bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Retro gezegen etkileri var dedik. Evet, Satürn'ün ardından Venüs retrosu zaten başlamıştı Mart ayında. 15 Nisan'a kadar da devam edecek Nisan ayı içerisinde. 3 Nisan'da Koç'tan ayrılıp Balık burcuna geçiyor Venüs. Nispeten tabii ki para evinize doğru geleceği için ve Balık burcunda Koç'ta olduğundan daha iyi koşullarda olacağı için parasal anlamda hareketliliği burada arttırabilir. 15 Nisan'dan itibaren ise Venüs oldukça güçlü olacak. Hem ileri harekete dönecek hem Balık burcunda olacak. Dolayısıyla 15 Nisan'dan itibaren ay sonuna kadar olan dönemde parasal açıdan sizi tatmin edecek, mutlu edecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Gecikmiş paraların elinize geçmesi, size parasal yarar sağlayacak bazı anlaşmalar burada gündemde olabilir. 10 Nisan'da Boğa burcunda Merkür retrosu başlıyor. Merkür retrosu Boğa'da başlayacak, daha sonra Koç'a doğru gerileyecek. Özellikle yakın çevre ilişkileri, aile ilişkileri, ailedeki genç kişiler, özellikle kuzenler, yeğenler, kardeşler, bu dönemde onlarla biraz daha böyle ilişkiler gündeme gelebilir. Bir süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz ama zaman zaman bu ilişkilerde de bazı sorunlar çıkabilir. Buna dikkat edin. Özellikle kullandığınız iletişim cihazları, elektronik araç gereçler, Merkür retrolarında bunlar problem yaratabiliyor ya da var olan problemleri görmeniz için ortaya çıkabiliyor. 11 Nisan'da Terazi burcu dolunayı var. 9. evinizde olacak. Güzel bir dolunay bu sizin adınıza. Uluslararası işler, yabancı ülkelerle yapılan işlerde bazı sonuçlar alabilirsiniz. Medya, yayıncılık, basınla ilgili işler söz konusu olabilir. Sürpriz gelişmeler olabilir. Uzak bir seyahate çıkma imkanınız var. Yurt dışı seyahati de olabilir bu sevgili kovalar. Evet, 21 Nisan'dan itibaren Mars'ın ikizlere geçmesiyle beraber artık özellikle ev alanınızda hissettiğiniz, ailevi konularda veya kariyer alanınızda hissettiğiniz o mücadeleli koşullar biraz daha rahatlayacak. Mars ikizlere geçecek. Sosyal hayatınız biraz daha hareketlenecek. Bu dönemde dışarıda daha fazla zaman geçirebilir, daha fazla gezebilirsiniz. 26 Nisan'da ise Boğa burcunda yeni bir ay var. Evet, bu Boğa yeni ayı özellikle ev, yuva, aileyle ilgili konulara daha fazla destek oluyor. Venüs'ün de düzelmesiyle beraber özellikle Mayıs ayı başlarında yuvanızla ilgili yapmak istediğiniz yenilikler, taşınmak olabilir, yer değişiklikleri olabilir, tadilat, dekorasyon gibi konular olabilir. Onlara daha rahat zaman ayırabilir, iyi sonuçlar alabilirsiniz sevgili kovalar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.